bakalım nasıl bir macera bizleri bekliyor. Mükemmel bir yere geldik ya. Merhaba. Nasıl her kademede biraz daha güzelleşebiliyor bilmiyorum ama. Allah kahretsin. Biz bir gün devrileceğiz ama. Aman nasıl bu kadar güzel olabilir ki? Bildiğiniz Esra'da alabiliyorsunuz legal bir şekilde. Evet arkadaşlar, sınırdayız şu anda. Feribotla gidiyoruz. Kohlipe'ye doğru yola çıkacağız. Geldik, ben ilk defa böyle ülke değiştiriyorum. Alman bir tane arkadaşım var. Onunla Oster'de tanışmıştık. Şimdi Tayland'ın mükemmel bir adasına doğru yola çıkacağız. Şöyle bir şey doldurduk ufak. İnşallah sansürlenecek bir şey yoktur. Bakın böyle çok güzel bir yerde bekliyoruz. Galiba şununla gideceğiz. Bu bayağıdır bekliyor. Evet. Böyle ufak bir vapur gibi bir şey. Bakalım nasıl bir yer. Bakalım nasıl bir macera bizleri bekliyor. Bu arada... You wanna say something? No. No? Okay. Bence burası Langkawi'den çok daha iyi olacak. Göreceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Evet, bir tekneyle şu anda gidiyoruz. Çok güzel gözüküyorlar. Mükemmel bir yere geldik ya. Şimdi çıkmaya çalışıyorum. Ortam böyle. O kadar güzel ki. Şimdi oradaki dayı anlatıyor durumları. Bizi teker teker çağıracaklar böyle. Buraya oturttular. Pasaport kontrolü, çantaları falan alacağız. Bakalım, bekliyoruz. Buraya küçük bir immigration koymuşlar. Burada da 200 baht ödememiz lazım. Nedenini biz de çözemedik. Herkes ödüyormuş. Değil mi? Çok güzel bir sokaktan yürüyoruz şu anda. Evet, sonunda plaja geldik. Abi inanılmaz güzel ya. Yani hayatımda gördüğüm en temiz plaj bu. Su çok güzel, su çok sıcak. İşte Alman kızla birazcık yüzdük. Hostele yerleştik. Ama abi ortam harbiden mükemmel. En güzel yanı da normalde ben mesela denizde yüzmekten çok korkan bir insanım. Ama suyun dibini görebildiğim için korkacak bir şey de kalmıyor ve rahat rahat yüzebiliyorsun. Dediğim gibi şu anda Koh Lipe adasındayız, Tayland'ın. Ve beğendim, bayağı beğendim. Şu anda da başka bir sahildeyiz. Bu sahil biraz daha güzel. Yani nasıl her kademede biraz daha güzelleşebiliyor bilmiyorum ama. Bakın böyle tekneler falan var anladığım kadarıyla. Island hopping yapıyorlar. Farklı adalara gidiyorlar. Su inanılmaz güzel ama bu sefer bakın neyi de aldım. Kameranın şeysini de aldım ve suyun altına çekim de yapacağım. Bu arada abla çıplak yüzüyor arkamda. Evet. Burada böyle şeyler var. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar şu an buranın başka bir sahilindeyiz. Böyle bir restorana geldik. Çok güzel yemekler yedik. Gayet ucuz. İşte 150-200 bahta. Yani 150-200 göreceli tabii ki ama yine de ucuzdu yani. Değil mi? Hello. öyle. Şimdi birazdan biraz daha yüzeriz. Ondan sonra benim çalışmam gerekiyor. Bu şekilde. How many words do you know in Turkish? I know one. It's six. Evet, böyle gidiyor. Düşüyordum ablam, ölüyordum. Böyle gidiyoruz arkadaşlar snorkeling'e. Bakalım nasıl olacak. Abi büyük ihtimalle video içinde hiç konuşamayacağım, o yüzden şimdi bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi böyle bir yere geldik. Su burada biraz daha böyle, Allah kahretsin. Biz bir gün devrileceğiz ama burada biraz daha temiz. Yani her yeri temiz de işte orada biraz daha dibe girmiştik. Bakın burada line'lar var. Bu sınırı geçerseniz köpek balıkları sizi yiyebilir. O yüzden bunların içinde kalıyoruz. Bize böyle şeyler veriyorlar. Bazı eşyalar girebilmek için. Suyun altında birkaç köy çektim ama biraz daha böyle dışarıyı göstereceğim. Böyle ufak bir tekneyle gidiyoruz. Bu arada ben şortumu unuttum. Gerizekalı gibi. Bununla girmek zorundayım, yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım burada neler göreceğiz. Ya balıklara dokunabiliyordum falan, o kadar güzeldi. Fiyatını soranlar için soracaklar olabilir. Şimdiden söyleyeyim, 350 baht verdik. Yani ikiye bölüyorsunuz. 175 lira mı? Öyle bir şey yapıyor. Bakalım şimdi neler göreceğiz içeride. Şurada garip bir şey var, oraya da gitmek istiyorum. Başta bir boğuldum ama şu anlık bir sıkıntı yok. Ve bu devrilecek bir gün, inanıyorum buna. Hello.
Hello, you want to say something? Şimdi üçüncü durağımıza geldik. Burası böyle arkadaşlar. Tabii terlik de kullanmamız gerekiyor, yoksa gerçekten keskin olabilir. İlginç bir yer. Oh! Şöyle bir terliklerimizi giyelim abi, yoksa sakat olacak. Evet, galiba burada, tabii ki galiba değil, kesinlikle burada snorkeling falan yapmayacağız. İki durakta yaptık. İkisinde de çok güzel görüntüler vardı. Hatta bize söylediler de şeye dokunmayın diye. Denizin üzerindeki o gördüğünüz şeylere. Ben dedim nasıl bir his acaba, dokunayım. Kafayı bir çıkardım, adam beni uyardı falan. Ne dokunuyorsun lan diye. Evet, ama bayağı güzeldi. Şimdi de böyle bir yerdeyiz. Bakın, insanlar böyle şeyler yapmışlar. Bu nasıl böyle dik duruyor anlamadım ama bir şekilde oluyor. Bütün taşlar böyle ilginç. Nasıl anlatayım? Gördüğünüz gibi. Buraya 3-4 tane tekne yanaşıyor. Böyle bir yer ve buraya doğru çıkıyor yani. İlginç bir adaya doğru çıkıyor. Valla şu ana kadar çok fazla güzel şey gördüm Tayland'a geldiğimden beri, ama bu hani gördüğüm en garip doğa harikalarından bir tanesi. Nasıl bu taşların hepsi aynı şekilde, bakın üzerinde böyle yuvarlaklar falan filan var, ve nasıl bu şekilde bir yer oluşmuş, gerçekten acayip. Bakalım, şimdi bir yere doğru gidiyoruz ama bilmiyorum nereye gidiyoruz. Bakın, burada buranın nasıl oluştuğuyla alakalı bir açıklama yapmışlar ama yazı silinmiş. Yani anladığım kadarıyla, tabii ki bu volkanik bir şey. Önce bu oluyor, ondan sonra bu oluyor, sonra bu falan diye. Ondan sonra tekrardan bir döngü diye anladım ama dediğim gibi buradaki yazı silinmiş. Diyor ki balıkları beslemeyin. İşte korallara dokunmayın diyor. Benim yaptığım şey, buna dokunmamamız gerekiyormuş. Diyor ki balık yakalamayın diyor burada. Bayağı koruyorlar arkadaşlar burayı. Taşları dizmeyin diyor lan. Taşları bu şekilde dizmeyin diyor. Orada dizmişlerdi. Üstüne basıyoruz ama dizmemiz yasak, anlamadım. Ha, böyle bir şey yok ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Oğlum şu denizin lan nasıl bu kadar güzel olabilir ki? Bakın arkadaşlar, şu an bayağı bacağımın tamamı denizde ama ben o kadar rahat görebiliyorum ki dibini falan. İnanılmaz güzel bir denizdeyiz. Ha? Ticket? I have. Bilet istiyorlar. Bilet de gösterelim. Bugün sizlere Koh Lipe adasında, orada Koh Ada demek Tayland dilinde, hangi hostelde kaldığımı ve bu adanın geceleri nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Bakın, benim yatağım burası. Böyle küçük bir yer. Bu arada tamamıyla fanlarla çalışıyor. Bu şekilde kalıyorum. Buraya yaklaşık 10 dolar ödüyorum günlük. Ada olduğu için biraz daha pahalı. Normalde ben Langkawi'de 3 dolara 5 dolara kaldığım da oluyordu. Şimdi çıkayım, birazcık dışarıyı göstereyim. Bakın, burada sahibi var. Burada işte küçük bir resepsiyon yapmışlar. Ben deminden beri nereye gitsem acaba diye araştırıyordum. Galiba Krabi diye bir yere gideceğim buradan. Bakın, burada kediler falan da var. Şu an yanıma hiçbir şey almadan çıktım. Dışarıyı göstermek istiyorum. Ada çok küçük arkadaşlar. Enlemesine boylamasına herhalde 2 kilometre falandır. Bakın, burada başka bir otel daha var. Ben zaten adanın tamamını bitirdim 50 defa. İki tane zaten büyük şeyleri var, beachleri var. Ve burada bir tane walking street var. Burada bir sürü şey satılıyor. Aynı zamanda insanlar genelde buralarda yürüyorlar geceleri. Sabahları da tabii ki başka yürünecek yer olmadığı için. Böyle güzel kafeler falan var. Şimdi Tayland arkadaşlar, esrar olarak bildiğimiz weed'in serbest olduğu bir yer. O yüzden burada şeyler de var. Mesela birazdan göreceksiniz. Uyuşturucu satılan yerler de var. Yani onlar için, burada da Coconut Tenbah abici var. Burada sürekli aynı şeyi söylüyor. İnanılmaz köpek popülasyonu var bu arada. Yani burada ihtiyacınız olan her şey var. Tabii ki öyle McDonald's'tır, Popeyes'tır falan yok ama. Hello. Selam verdi galiba. Bakın, böyle dışarıda yemek yapıyorlar. Abim. Oh, afiyet. Ben buradan yedim. 20 bahtı. Burası biraz daha pahalı bir adasıymış buranın. İşte 20 bahtta 10 lira falan yapıyor böyle bir tane tavuk şişine. Kaç veriyordum ben Kore'de? Kore'de de 5000 won falan veriyordum. Tabii çok daha pahalıymış lan. Kore'de bayağı para veriyormuşuz. Ne kadar oluyor? Yani oha, ben bayağı fazla... Kore çok pahalıymış abi. Bakın, burada yine farklı farklı restoranlar var. Deniz ürünleri falan yapıyorlar.
Abla mısır yapıyor, tavuk yapıyor. 20 baht gördüğünüz gibi böyle tavuk. Hava sürekli sıcak olduğu için buraya geldiğinizde anlayacağınız ilk şey insanların inanılmaz mayışık olması. Ve bakın, Cannabis Otel. Buradan bildiğiniz esrarı alabiliyorsunuz legal bir şekilde. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Legal bir şekilde esrar satılan bir yerde 5'ten sonra alkol alamıyorsunuz. Böyle bir 1 saatlik ara var. Bir de 12'den sonra alkol satışı yasak, çok saçma bence. Ve burada dediğim gibi şeyi, esrarı böyle şey gibi tüketiyorlar, hani sigara gibi, öyle çok önemli bir şey değil onlar için. Burada yine bir takım snorkeling malzemeleri satıyorlar. Ama burası birazcık pahalı. Mesela burada ikiye bölüyoruz arkadaşlar. 390 diyor şuna. İkiye böldüğümüz zaman 200 lira gibi bir fiyatı var. Bilmiyorum, yine Türkiye'dekiyle herhalde benzer bir fiyat. Ben burada sadece snorkeling'i denedim. Aslında scuba diving de yapmak istiyorum ama scuba diving çok pahalı abi. Ve eğitim süreci var. Yani 3 günlük eğitim veriyorlar sana. Ve bu eğitim zaten pahalı. Bir de ben burada 3 gün daha kalmak istemiyorum. Artık başka bir zamana. Yoksa ehliyetin olmadan dalamıyorsun. Köpek balıklarını falan görüyormuşsun. Bu arada yani Malezya'da hiç Türk yoktu. Tayland'da en azından herhalde bir 5-6 tane Türk gördüm. Bu da ilginç bir deneyim benim için. Şöyle bir adada. Ama Türkçe konuştuğumda insanlar anlıyorlar. En azından Avrupalılar anlıyor. Fonetik olarak demek ki çok fazla Türk varsa Avrupa'da. Burada bir market var. Alın, market fiyatlarını da göstereyim. Ama dediğim gibi burası biraz daha pahalı. Hello. Burayla ben artık samimi oldum. Mesela diyor ki Lay's 45 baht. Arkadaşlar bunların hepsini ikiye bölüyorsunuz. Hangi fiyatı görürseniz görün ikiye bölün. Çok da bir şey yok. Alkol fiyatlarını göstereyim. Şu an hala alabiliyorum çünkü saat 12 geçmedi. Buranın en ünlü biraları arkadaşlar. Leo ve Chang. Bu 60, yani 30 lira falan yapıyor. Şu an almayacağım. Sadece vlog çekiyorum. Thank you. I just show in my YouTube channel. Evet, burada çok güzel bir kafe var ama burası pahalıdır diye düşünüyorum, o yüzden hiç oturmadım. Şu anda sahile geldim, bu sahili zaten size göstermiştim videoda. Bir daha böyle göstereyim, insanlar burada geceleri oturuyorlar. Fiyatları da göstereyim. Oha! Tabii bu stick olduğu için pahalıdır. 800, yani oha 400 lira falan lan. 200 gram stick 400 lira, çok pahalı arkadaşlar. Hamburgerler 120 lira. İyi yani. Hamburger 120-130 lira. İyi, okey. O kadar da böyle aman aman. Ben daha fazla bekliyordum. Tabi steak olduğu için steak diyorum. Steak değil, steak olacak. Onlar daha pahalı. Bu sahil, şu anda bir şey göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Ben genelde şu taraflara gidiyorum. Güzel, öyle kafa dinliyorum. Bu şekilde buranın gece yaşamı. Herhangi bir bar, club falan yok arkadaşlar. Sadece pub falan var. Onlar da çok ufak şeyler zaten. İhtiyacımız olduğunu da düşünmüyorum. Burası zaten gayet insanların keyiflenebileceği bir yer. Öyle. Bunu da göstereyim dedim.